Sevgili gençler, öncelikle her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyerek bu sıcak yuvada bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler bizim ailemizin bir parçası olduğunuz için bu akşam sizlere eşimle birlikte aile olarak burada ağırlamayı uygun gördük. Sizlerle muhabbet etmek, dinlemek, sorularınıza muhatap olmak bizlere de enerji katacağını düşünüyorum. Önemli fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı, önerilerinizi bizlere aktarmanızı büyük heyecanla bekliyorum. Evet, sorularınıza muhatap olmak için kendimizi sizlere amade ettik. Ben Bengisi Uzun, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi mezunuyum. Haliç Üniversitesi'nde burslu olarak Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Farika projesi nereden aklınıza geldi ve neden Farika ismini verdiniz? En zor soruyla başladınız. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Tabii ki Gençlik Merkezi'nin o heyecanını yaşamış olmak, tıp fakültesine gitmiş olmak sizin kadar bizi de mutlu etti. Ben tüm arkadaşlarımızın örnek almasını temenni ediyorum. Farika Kitaplı Kahve. İlçemizde göreve geldiğimiz 2014 yılında kütüphanenin olmadığını gördük. Dedik ki bu ilçeye bir kütüphane lazım. Kütüphane düşüncesiyle, tabii ki buraya ilk doğrusu düşünmüyordum. İlçe merkezimizde böyle bir çalışma içerisine girdik. Hemen kültür merkezinin bulunduğu mekana bir kütüphane açtık öncelikli olarak. Ama kütüphane açtığımız zaman da yaklaşık 6 ay gibi bir süre kimse kütüphaneye gelmedi. Ama daha sonra sizlerin bu kütüphaneye sahiplenmesiyle mekan yetmedi. Kültür merkezindeki kütüphane olan ilgi ve alaka neticesinde burada kütüphane gidebilir düşüncesiyle bir çalışma yaptık. İstanbul'daki değişik kütüphaneleri, değişik mekanları inceleyerek yaptığımız istişareler sonucunda burada bir farklı bir konsepte kitabın da içinde olduğu bir mekan oluşturalım dedik. Farklı olsun, yani hem kütüphane olsun, hem ihtiyaçlar karşılansın, gençler arasında buraya gidip gelenlerden resmi olarak açmadığımız süreçlerde aldığımız talepler, yaptığımız anketler sonucunda baktık ki ders çalışma talebi çok yüksek. Yani insanlar, sizler, sadece okuyan öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimiz de dahi değişik, rahat bir ortamda ders çalışma arzusu yüksek düzeyde bizi bu işe zorunlu kıldı. O zaman içinde kütüphane olsun, ders çalışma ortamı olsun, insanlar gelip burada araştırma yapabilsin, uzaktan gelen bir arkadaşını ağırlayabilsin, hoş vakit geçirebilsin. İkinci sebep buydu. Bir de mekan, bu işler önemli. Mekanın da daha ferah, daha konforlu olabilecek şekliyle bu üç fonksiyonu bir arada buluşturmak suretiyle buraya Farika Kitaplı Kahve ismini koydum. Sonrasında tabii pandemi talihsiz bir dönemde bizi yakaladı. Ama yine ona rağmen sizlerin talebi ve bizim de gayretiyle az da olsa kapanmış dönemin dışında sürekli faaliyet gösterdi. Tabii gelen yoğun talepler ve sizlerin buraya sahiplenmesi, ilgi alaka göstermesi bizi daha farklı projeler yapmaya zorunlu kıldı. Şimdi ikincisi inşallah çok yakın zamanda Cebeci Metro İstasyonu lokasyonunda önemli bir merkezde, yani birçok mahallelere hizmet verecek bir alanda bundan çok daha fonksiyonlu ve büyük bir mekanda hizmet açılacak. Eminim orada da aynı talepler olacak. Şimdi ilk kez bu akşam burada bir müjde daha vereyim. Üçüncüsünü de inşallah Gazi Osman Paşa Meydanı'nda açıyoruz. Geri saklı kalsın. Ama eminim o da çok beğenilen, çok kullanılan bir mekan olacak. Başkanım, sizi şöyle bir memlekete kadar götüreceğim ama. Gidelim.
düşünüyorum ama. Gazi Osman Paşa'daki gençlerin hem sanat ya da spor dallarına teşvik olarak çok fazla etkinliğimiz var. Üniversite ya da lise öğrencilerine bunlara teşvik ya da eğitim bursu olarak bir burs var mı? Ya da bunu yapmayı düşünüyor musunuz? Sadece spor için mi diyorsun? Yok, spor değil, sanat. Yani böyle dallara teşvik etmek ya da aynı zamanda eğitim bursu olabilir. Üniversite ya da lise öğrencilerine. Ama şimdi eğitim bursları sen ayrı. İkisini de mi soruyorsun? Evet, ikisini de soruyorum. Şöyle söyleyeyim, zaten bu yaptığımız çalışmalar kültüre, sanata ve spora teşvik için yapılıyor. Özellikle sanat kısmında, sanat akademisinde birçok dalda parayla imkan bulup belki de ilçemizde alamadığımız eğitimler veriliyor. Bu bir teşviktir. Geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi gibi köklü üniversitelere toplamda 30 tane sanat akademisine yetişmiş olan öğrencimizin üniversiteye girmesini sağladık. İlk kez oluyor bu Gazi Osman Paşa'da. Yani bu bir teşviktir. Şimdi yine diğer bazı üniversiteler ile işbirliği yaparak bizden giden öğrencilerimizin örneğin burs alması ya da indirimli kayıt yapabilmesiyle ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Bu da bir teşviktir. Sporla ilgili ise bu 2014 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ilçemizdeki bütün öğrencileri, bütün gençleri spora teşvik anlamında Gazi Osman Paşa'da gençlerin yeteneklerini arıyor projesi kapsamında bir teste tabi tutarak herkesin kendi yeteneğine göre bir spor dalını seçmesini sağladık. Bu devam ediyor. Şimdi bu çalışmayı geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Spor Bakanlığı tüm Türkiye sathına uygulamaya başladı. Bu çalışmanın akabinde tabii ki sporda derece alan ki birçok alanda Gazi Osman Paşa ilçesinde profesyonel anlamda dereceye giren, madalya alan, şampiyon olan sporcularımız yetişiyor. Birçok dalda. Onlara da dereceye girenlere destek buluyoruz. Eğitime destek konusu noktasında lise son sınıf öğrencilerine, tabii geçen dönem biraz pandemi vesilesiyle okullar da kapalı olduğu için bu çalışmayı yapamadık. Ama geçen bu yıldan itibaren özellikle lise son sınıf öğrencilerimizdeki yaklaşık 5000 taneye yakın öğrencimiz var. Toplam ilçe genelinde bir nakdi yardım çalışmamız oldu. İnşallah bu sene de onu planlıyoruz, yapmayı düşünüyoruz. Başkanımızın yoğun temposunu nasıl karşılıyorsunuz? 30 yıldan beri birlikte olunca artık her şeye alışmışsınızdır. Bazı şeyleri konuşmadan bile böyle göz göze bakışınca bile anlaşıyorsunuz. Bu tempoya zaten yavaş yavaş birlikte geldik. O yüzden alışığız. Ondan önce de benim bir siyasi hayatım vardı. Siyasi bir aileden geliyorum. Benim babam eski Arnavutköy beldeyken, biliyorsunuz Boğaz Arnavutköy değil de diğer tarafta Sultan Gazi'den sonraki Arnavutköy, belde belediye başkanıydı. 10 yıl belediye başkanıyken onun yanında, onun destekçisiydik. Daha sonra da Hasan Bey bu siyasetin içine girmiş zaten bekarken. Hayatlarımız birleşince de çok yabancı değildik siyasi hayata. Belediye başkanı yetiştiriyoruz. Belediye başkanlarının yanında birinin kızı, birinin eşi olarak birçok şeyde birlikte düşünüp ortak fikirlerimiz oluyor. Ve hani ne derler, arkadaşınızla ortak bir keyfiniz, zevkiniz olunca o arkadaşlığınız daha güzel, daha güçlü olur değil mi? Bizim de ailemizde ortak keyfimiz, zevkimiz, siyaset konuşmak. Muhakkak bir araya geldiğimizde ufacık da olsa bir ucundan siyasete dokunuruz. O yüzden bana ağır gelmedi hiçbir zaman. Birlikte bu yolları yürüdük ve yürümeye de devam edeceğiz. Tabii onun temposunu, yoğunluğunu ben biliyordum eskiden. Bildiğim için de bana da ağır gelmedi. Mecburen arkada bazı sorumluluklar size kalıyor. İşte çocukları evlendirirken, bazı önemli kararlar verirken, bazı heyecan dolu anlar yaşarken bazen yanınızda olmuyor. O zaman biraz tabii tedirgin oluyorsunuz.
sıkıntı çekiyorsunuz. Ama tabii her işinde bir muhakkak zorluğu vardır. Bizim işimizin de zorluğu bu sanıyorum. Akademinin yardımıyla konservatuar kazandım Halis Üniversitesi'nde. %73 burslu. 48 konservatuar. Benim sormak istediğim soru, sizin hani küçüklükten beri diyelim böyle çalmak istediğiniz bir çalgı var mı? Varsa nedir? Onu öğrenmek isterim. Şimdi yok ya, hiç şey değil. Bağlama. Ama küçükken ortaokul lise dönemlerinde mandolin. Bilmiyorum şu anda ne diyor. Mandolin var mı şu anda? Yani gitarın küçüğü. Onu aldık. Müzik tesisi öğrenmeye başladık. Tabii bizim memlekette öyle çok fazla imkan, fırsat, öğretmen, o zaman kültür, sanat akademisi ya da bu işi öğretecek ustalar yoktu. Eve getirdiğimiz zaman karıların altına saklıyorduk ki görüp kafamıza kırmasınlar onu diye. Öyle sakladığımız zaman rutubetten nemden bozuldu, deform oldu. İkincisini alamadık. Dolayısıyla o hayalimiz suya düştü. Ama bağlama çalmayı çok istemiştim. Şimdi oğlum almış bir bağlama, öğrenirse bize öğretecek. Dost yok ama dost var.
Evet gençler şimdi. Başkanım öncelikle iyi akşamlar. Merhabalar. Adım Enes Furkan Küçük. Gençlik Merkezi'nden mezun oldum. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde uçak mühendisliği bölümünü okuyorum. Bölümümü bitirdikten sonra bizlere nasıl bir imkan sunabilirsiniz? Bir dakika, bir daha tekrar eder misin? Uçak mühendisliğinde okuyorsun. Evet. Berat nerede? Berat soruyor, teknoloji yok mu diye. Teknolojinin zirvesine ulaşmışsın. Teşekkür ederim. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Düğüne Cumhurbaşkanımız gelmişti. Benim oğlum da o zaman liseye yeni başlamış. Dedi ona ki, ne olmak istiyorsun? Dedi, mekatronik mühendisi olmak istiyorum. Ya boşver mekatronik dedi, makine mühendisi ol dedi. Şu anda bir sürü araba, motor, kağıt, silah, savunma inanılmaz derecede Türkiye'de gelişiyor. Bu bir. İki, şu anda Türkiye kendi uçağını yapıyor, kendi motorunu yapıyor. Dolayısıyla eskiden mesela 10 yıl, 20 yıl önce üniversiteler, uçak fakülteleri en yüksek puanla alıyordu ve mezun olanlar iş bulamıyordu. Şu anda tam tersi oldu. Uçak mühendisi olup da mezun olamayan yok. Ve lakin...